da ha. O kara balık ha. Kara balık. 6 kişi var. Abi atıyor. Ne? Baba. Bugün tüm deprem bölgelerinde genel başkanlarımız ve İstanbul Belediye Başkanımızla birlikte tüm deprem yaşadığımız illerde bir dayanışma kahvaltısı yapıyoruz. Maalesef buruk kutluyoruz. Yaşadığımız deprem felaketi, arkasından yağmur, sel ve dün Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta yaşadığımız hortum nedeniyle de can kaybı oldu. Öncelikle bu depremde hayatını kaybeden, tüm deprem bölgelerindeki hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Efendim, depremin ilk gününde saat 11 civarı biz Trabzon Caddesi'nde itfaiye ve kurtarma ekibimizle buradaydık. Sonuçta bir ekibimiz Hatay'da, bir ekibimiz Adıyaman'da kurtarma faaliyetine başladılar. Toplamda 691 vatandaşımızı sağ kurtardık. Yine ASKİ 9 ilde 3419 noktada kanal, su arızası, kuyu bağlantı hizmeti verdi. 8200 metre kanal ve su imalatı yaptı. Malatya Devlet Hastanesi ve Araştırma Hastanesi'ne de 2 adet paket arıtma kurmak suretiyle hastanedeki faaliyetlerin devamını sağladık. Yine aynı şekilde Malatya'nın bazı ilçeleri ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde de fen işleri ekiplerimiz çalışmalar yaptı. Fen işlerimiz ilk günden beri burada enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Ve dün Kahramanmaraş Belediyesi'nde artık enkaz kaldırma nedeniyle Ankara Büyükşehir'in yapacağı bir faaliyet kalmaması nedeniyle dün araçlarımızı teslim etti ve burada çalışan arkadaşlarımız döndüler. Deprem bölgesinde sırayla devir daimi yapmak üzere bugüne kadar 6000 Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli hizmet verdi bu bölgelerde. Ve bunlardan da birçoğu gönüllü olarak geldiler. Yani kendileri buradaki çalışmalara katılmak için kendileri gönüllü oldular ve gönüllü olarak burada çalışmalara başladılar. Her zaman şunu söylüyorum. Böyle büyük bir felakette tüm illerimiz ayağa kalktı. 85 milyon insan deprem bölgesinde yaşayanlarla birlikte tek vücut oldular. Yine tüm belediyelerimiz, 1400 civarındaki belediye bu kurtarma ve yardım faaliyetlerine yardımcı oldular. Bu bölgelerde Hatay ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar yaklaşık 435 bin ekmek günlük olarak üretildi. Bu arada yine Malatya'ya 250 bin ekmek ikinci günü yetiştirdik ve bunun yanında da Seymen Suyu'ya ait, belediyemize ait şirketten de su nakli yaptık. Hala da deprem bölgelerinde bu çalışmalarımız devam ediyor. 8 ile 1342 tır ve kamyonla yardım malzemesi geldi. Kahramanmaraş'ta 8000, sadece Ankara Büyükşehir'in 8253 adet çadır, 20 bine yakın koli, 1,5 milyon su ve 12500 adet hijyen paketi gönderildi. Hala da devam ediyor. Kırsal kalkınma olarak Kahramanmaraş'ta bizim ilk geldiğimiz günlerde çiftçilere de yardımcı olmak istedik ama ilk günlerde dediler ki bizim şu anda bu faaliyeti sürdürecek imkanımız yok dediler ama tabii hayatın gerçeklerine dönünce hayat devam ediyor. Biz yaptığımız görüşmede Ziraat Odası'yla ve buradaki çiftçilerle yaptığımız görüşmelerde kendilerine bu konuda da yardımcı olmaya çalıştık. 450 ton mısır silajı belediyemizin üretimi, 300 ton hayvan yemi, 400 bin litre sıvı gübre ve 2 milyon sebze fidesi dağıtımına başladık. Çünkü buralar ülkemizin tarımında çok kuvvetli yerler. İnsanımızda mutlaka faaliyetine devam etmesi gerekiyordu. Bu arada yine yaptığımız çalışmalarda bütün deprem bölgelerinde özellikle esnaf hayatına devam etmek istiyordu ve
konteyner ihtiyacı kadar, çadır ihtiyacı kadar kendileri esnaf olarak bir şekilde kendilerinin iş yerlerinin devamını istiyorlardı. Şimdi yavaş yavaş onlar açılmaya başladı. Dün televizyonda da gördüm, Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde faaliyetler başlamış. Ancak biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki talepleri görünce, burada ticaret odasıyla yaptığımız anlaşma gereğince Ankara'da 15 gün civarında Kahramanmaraş günleri yapmak suretiyle burada elinde malzemesi olan esnafımızı Ankara'da ağırlayarak, her şeyleriyle ilgilenerek onların en azından satış yapmalarını ve ayakta kalmalarını sağladık. Gelen esnafımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Onlar gayet memnun ayrıldılar. Geçen hafta da Malatya günleri olarak orada esnafımız iş yeri açtı. Yine arzu ederlerse İstanbul Belediyesi ve İzmir Belediyesi de bu şekilde orada Kahramanmaraş günleri, Adıyaman günleri, Malatya günleri yapmak suretiyle esnafın elinde kalan malları satmasını ve hayatını devam ettirmesi için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu alanda seyyar duş kurduk. Çünkü yazın bu konu daha çok ihtiyaç olacak bu konuda. Sabit duşlarımızdan şimdiye kadar 10 bin Kahramanmaraşlı hemşerimiz, vatandaşımız yararlandı. Ayrıca otobüsleri biliyorsunuz mobil duş haline getirmiştik. O mobil duşlardan da şu ana kadar yaklaşık 14 bin kişi kullandı ve onlar ihtiyaçlar tamamlanıncaya kadar, yani insanların bu ihtiyaçlarını görecekleri yerler, konteyner kentlerde veya evlerin önünde yapılıncaya kadar da bu hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı yeter deyinceye kadar da devam edecek. Yine mobil çamaşırhanesi kurduk. Ayrıca seyyar çamaşırhanemiz var. Bunlar da günlük 250 kişiye hizmet veriyor. İki araçla mobil internet hizmeti de veriyoruz. Biliyorsunuz depremde çok önemli oldu bu internette erişim. Ayrıca yine buralarda kurduğumuz çadırlarda çocuklara kurslar ve çocuk etkinlikleri devam ediyor. Eğitimlerine yardımcı oluyoruz. Yine Narlı'da İzmir Büyükşehir Belediye'mizin kurduğu bir konteyner kent ve aynı zamanda Nurhak'a 56 tane de Ankara Büyükşehir yoluyla konteyner göndermiş olduk. Şu anda Ankara'da kendi tesislerimizde, belediye tesislerinde 3000 kadar depremzede yaşıyor. Bunların her şeyiyle biz ilgileniyoruz. Çocuklarının sınavlarına hazırlık kursları vermek dahil orada rahat bir şekilde hayat normale dönünceye kadar her türlü hizmetleriyle ilgilenmeye devam ediyoruz. Bu arada da yine Ankara toplamda 500 bine yakın depremzede ağırlıyor. Bunların birçoğu okul nedeniyle geldi. Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan ve diğer illerden de gelen çok sayıda depremzede var. Bunlardan da 25 bin aileye düzenli şekilde, bunlar evlerde barınıyorlar. Evlerinde düzenli şekilde 25 bin aileye konteyner desteğimizle devam ediyor. Değerli hemşehrilerim, değerli Kahramanmaraşlılar, zaman zaman karşılaştığımız zaman işte yardımlarınız, destekleriniz için teşekkür ediyoruz diyorlar. Ben onlara verdiğim cevap şu: Allah korusun Ankara'da böyle bir şey olsaydı biz eminiz ki Kahramanmaraşlılar da bir an bile düşünmeden Ankara için yardıma koşarlardı. Bu bizim milletimizin büyüklüğünü gösterir. İnşallah bu dayanışma hissi ne kadar ayrıştırma yapılırsa yapılsın, nefret dilleri kullanılırsa kullanılsın, hani yok sayılırsa sayılsın, herkes insani olarak üstüne düşeni yapmaya başlayacak. Biz de Ankara Büyükşehir olarak bu yaptığımız faaliyeti yardım, destek olarak değil, resmen bir görev olarak görüyoruz. Ve bundan sonra da inşallah normale dönünceye kadar tüm desteklerimiz de devam edecek. Evet, burada bir kahvaltı için toplandık ama bu vesileyle ben burada olsa bayramınızı kutluyorum. Tüm depremzedelerin bayramını, ülkemizin her yerindeki depremzedelerin bayramını kutluyorum. Allah tekrarına nasip etsin. Görüyorsunuz afetler bitmiyor. Önceden tedbir almak çok daha önemli. Bizlerin yaptığı sadece deprem sonrası kurtarma faaliyetleri. Ama inşallah ülkece bunlardan ders alırız ve bu afetler olmadan bizlerin, belediyenin,
idarenin, hükümetin veya başka kuruluşların yaptığı eksiklikler, hatalar varsa inşallah tedbir almak suretiyle bunların bir daha yaşanmaması için gereken çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bunlardan mutlaka ders almamız gerekiyor. Ben tekrar teşrifleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Afiyet bana olsun. Cenab-ı Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul etsin. İnşallah seneye veya öbür senelerde daha iyi günlerde, daha iyi bayramlarda buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bir Kahramanmaraş esnafı olarak da Mansur Bey'e teşekkür etmek amacıyla küçük bir hediyem olacak kendi yazdığım şiirim. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Her ne kadar kendi başkanımız biz kendisini görmedik dese de ben bir AK Partili olarak kendisini gördüm. Tuz ekmeğim oldu. Teşekkür ediyorum.